Lan! Bırakın yolu. Çeker misiniz? Döneceksin. Bu Mehmet Özat haberlere çıkan şahıs. Nerede geziyor burada? Aile nasıl geziyor? Burada ne geziyor? 500 kişi benim ailemden. 500 kişi Antakya'dan. Ölümüne sebep olan beyefendi. Burada. Mehmet Özat'ı yakaladık. AVM'de geziyor. AVM'de. Mehmet Özat. Aranan Mehmet Özat müteahhit. Tamam. Bir dakika, yakaladık. Suçlu değil. Sen niye kaçmak istiyorsun? Müteahhit. Niye kaçmak istiyorsun? Tamam, tamam. 500. Evet, nişanları dikerken iyiydi, paraları yerken iyiydi. Görünce cezasını çekeceksin. Aranan kişi. 9'a geçmiş hala enkazda ölü çıkıyor. Ben. Evet, aranan şalbro. Elimi... Arkadaşlar, görüyorsunuz Mehmet Özat kendisi. Zaten bir şey yok. Aranan 500 kişinin ölümüne sebep olan müteahhit. Şu an Bilkent Center AVM'de gezerken yakalandı. Hiç merak ayıp etmedim ya. Ayıp ya, ayıp. Bence de ayıp. Cevap vereyim. Dört veya beş saat sonra sıkıştığım yerden yavaş yavaş kurtuldum. İlk etapta ben çıktım. İlk anda ben çıktım. Sonra tekrar enkaza girip 2,5 yaşındaki kızımı çok şükür canlı çıkardım. Sonra tekrar girdim enkazda ve eşimi de çıkardım. Evet, Emlak Bank evleri birinci kısım burası. Yan tarafta ikinci kısım burası. 6 blok, orası 10 bloktan oluşuyor. Emlak Bank evleri ikinci kısmı da yapan firmalar, aynı firmalar ama bizim ilk anda aldığımız bilgiye göre orada bizim yıkılan sitemizdeki inşaat kalitesinin daha düşük olduğu, malzemelerin daha seyrek kullanıldığı, daha acemice yapıldığı, ikinci kısmın ama ona nispeten çok daha iyi konumlandırılarak yapıldığını öğrendik. O bina 10 bloğun hiçbir yıkılmadı. Çok şükür oradaki komşularımız da sağ çıktı ama birinci etaptaki maalesef hiçbir bina ayakta durmadı. Depremin ilk anlarında yıkıldı. Zaten bekçimiz de onu beyan etti. Gece gündüz duran bekçilerimiz vardı. Bekçilerimiz 10 ila 15. saniyede bütün binaların aynı anda yıkıldığını bize beyan etti. Yaklaşık 400 kişi civarında yaşayan vardı. 370 kişi vefat etti burada. Fakat herhangi bir yakalama ve tutuklama kararı yoktu. Ben de avukatım. Şikayet dilekçelerimizi verdik. Çünkü şöyle bir sağ çıktık, ağır yaralı çıktık ama hemen sol tarafındaki, size göre sağdaki binada aynı zamanda komşum olan annemle babamı kaybettik. Tabii şikayetim dilekçemizle beraber müteahhit, binanın kaba inşaatından büyük sorumluluklarından biri olan müteahhitlerden olan Mehmet Özat isimli şahsa yakalama çıktı. Fakat şahıs şu anda bulunamıyor yani. Kaçak durumda. Şahıs kendini saklıyor. Maddi gücüne güvenerek sağda solda saklanıyor. Binaların karot örnekleri alındı. Delil tespitleri yapıldı. Yakın zamanda zaten bunların hepsi bütün sorumlu kişilerle beraber tamamının isim listesi, ortakların, sorumluların, yapı denetim firmalarının, belediye müelliflerinin, takip eden insanların, gözetmenlerin tamamının isim listesi yakında gene belli olur. Peki. Güvendiğimizi hissettiğimiz site olduğu için ben evlendiğimde de bu bloktan daire satın aldık ve bu bloğa taşındık. Yani aynı zamanda babamlarla da az önce ifade ettiğim gibi komşu olduk. 27 yıldır, 26 yıldır bu sitede oturuyoruz. Tam 26 yıl. Vicdanen çok bir şey hissettiğini düşünmüyorum. Çünkü vicdanlı insanlar zaten işlerini sıkı, daha usulüne uygun, daha hakkaniyetli yapar. Hatta hakkaniyetin üstünde çaba gösterir. Dolayısıyla şu anki hukuki pozisyonda kaçtıklarından da belli. Nitekim aynı müteahhitin birçok yerde yıkılan binası var. Bine yakın insan şehit oldu ve bu müteahhit yok. Ortalarda yok. Bulamıyoruz, ulaşamıyoruz. Buradaki insanların çoğuyla ben beraber büyüdüm. Şehir dışında olmayanların tamamı vefat etti. O gün için herkesin tamamı vefat etti.
buradan kazandığı paralarla şu anda villalarda müthiş bir yaşam sürüyorlar. Sadece bu binalar değil ki, diğer binalar da aynı şekilde buradan kazandığı parayla, oluşturdukları zenginliklerle başka ticarete girdiler. Cenazeleri bile tek parça çıkaramadılar. Tek parça çıkaramadılar. Yolda selam vereceğim insan kalmadı. Bu bir aylık bebekler öldü. 7 aylık bebeklerin cenazelerini çıkardık biz bu binalardan. Hiçbir şey yoksa gelirsin, delikanlı gibi çıkarsın, dersin kardeşim ben işimi düzgün yaptım. Ağa kullandığım demir de ortada, beton da ortada. Alın karo sonuçlarını, bekleyin. Ama ortalarda yok.